ikinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altı ismi azamın altı nüktelerinin Allah ahada dair yedinci nükteyi azamıdır. Bu cümlenin izahını bir önceki derste yapmıştık. Kısaca hatırlayalım. Üstadımız 30. lemada altı ismi şeriften bahsediyor ve bu isimler için bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan diyor. Bu isimler Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adl ve Guddus isimleridir. Üstadımız bu altı isme bu makamda yedinci bir ismi ekliyor. Bu isim Ahad ismidir. Ahad ismi şerifi bir ismi azamdır veya ismi azamın yedi şulesinden bir şulesidir. Ve bu ikinci şu ahad isminin tecellisinden bahseder. Metne devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in fa'lem ennehu la ilahe illallah ayetinin bir muhteşem nüktesiyle meşhur bir kasem-i nebevinin işaretiyle ve ilhamıyla hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede latif üç meyve tevhid ve muktezisi ve üç hüccetine dair bir nüktedir. Bu ikinci şu tevhidin üç meyvesinde ve bu üç meyvenin üç muktezisinden ve bunlara ait üç hüccetten oluşmaktadır. Bütün bunlar da iki şeyin işareti ve ilhamıyla yazılmış olup iki şeyin tefsiridir. Bir, fa'lem ennehu la ilahe illallah bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktu. Ayetinin bir tefsiri olup bu ayetin işareti ve ilhamıyla yazılmıştır. 2- Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bir yemini olan وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ yedi. Muhammed'in nefsi yani canı elinde olan zata yemin olsun ki kaseminin bir izahı olup bu kasemin işareti ve ilhamıyla yazılmıştır. Demek bu ikinci şua mesku ayetin ve kasemin muhteşem bir nüktesidir, latif bir izahıdır ve acip bir tefsiridir. Metne devam edelim. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yemin ettiği vakit en çok istimal ve tekrar ile her zaman ferman ettiği şu Vallazi nefsu Muhammedin bi yedi kasemidir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yemin ettiğinde çok defa yemininde vallazi nefsu Muhammedin biyedi. Muhammed'in nefsi yani canı elinde olan zata yemin olsun ki diyerek başlardı. Yani efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu şekildeki yeminiyle canına ve hayatına sahip olmadığını, kendisine malik olmadığını, canının, hayatının ve vücudunun Allah'ın elinde olduğunu beyan ederdi. Üstadımız bu yeminden şu nükteyi çıkarıyor. Ve bu kasem gösteriyor ki, şecere-i kainatın en geniş dairesi, ve en müntehası ve nihayatı ve teferruatı dahi zat-ı vahid ahadın kudretiyle ve iradesiyledir. Üstadımız kainatı bir ağaca benzetti ve dedi ki bu ağacın kökünden tutun en müntehasına kadar, en küçük daireden en büyük daireye kadar, en cüz'i işlerden en külli işlere kadar her şey zatı vahidi ahad olan yani bir ve tek olan Allah'ın kudretiyle ve iradesiyle tedbir edilir. Cümlede geçen şecere-i kainat ifadesinden şöyle bir tefekkür yapabiliriz. Kainat bir ağaç olsa her bir galaksi bu ağacın bir dalı olurdu. Evrende kaç galaksi olduğu tam bilinmemekle birlikte 200 milyar ile 2 trilyon arasında bir galaksinin olabileceği söyleniyor. Hadi biz en azını aldık, 200 milyar dedik. Demek bu kainat ağacının 200 milyar dalı var. Her bir yıldızı bir meyveye benzetsek demek her dalda yaklaşık 200-300 milyar arası bir meyve var. Dünyamız ise 200 milyar daldan tek bir dal olan Samanyolu galaksisinin 300 milyar meyvesinden tek bir meyvesi. Kainat ağacının büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Şimdi biz kainat ağacının büyüklüğünü hayal edemezken hayalimiz ve tasavvurumuz bunu ihata edemezken karşımıza başka bir hakikat çıkıyor. O da şu. Bu 200 milyar dalı olan ve her dalında 200-300 milyar meyvesi olan ağacı alıp Allah'ın kürsi ismini verdiğimiz mekana atsak kainat ağacı kürsi de çöle atılmış bir yüzük gibi oluyor. Şimdi kürsinin büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Bunu da hayal ve tasavvu edemezken karşımıza başka bir hakikat daha çıkıyor. O da şu, bu kürsiyi alıp Allah'ın arş ismini verdiği mekana atsak kürsi de arşta çöldeki yüzük gibi oluyor. Acaba arş ne kadar büyük ve nasıl bir mekan? bütün bunlardan sonra da karşımıza başka bir hakikat çıkıyor. O da şu. Kainat ağacının en küçük dairesinden en büyük dairesine kadar zerrattan seyyarata, yerden göğe, denizlerin diplerinden galaksilerin ötesine, kürsiden arşa kadar her şey Zatı vahidi ahad olan Allah Teala'nın kudretiyle ve iradesiyle idare edilmektedir. Her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Bütün fiillerin faili, bütün icatların mucidi, her mahlukun haliki ve bütün işlerin müdebbiri odur. En büyük bir sebep zerre miskal bir işin ve icadın faili hakikisi olamaz. Peki üstadımız bu neticeye nereden ulaştı? Efendimiz aleyhissalatu vesselamın vellezi nefsu Muhammedin bi yedi Muhammedin nefsi yani canı elinde olan zata yemin olsun ki yemininden ulaştı. Peki nasıl ulaştı, nasıl ulaştığını inşallah bir sonraki derste mütalaa edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet ol.